Selamlar. Bugün sizlerle yeni bir drone incelemesi yapacağız. Bu drone Beta FPV markasının 65X modeli 2S lipo pille çalışan fırçası motorlara sahip, motordan motora 65 mm boyutuyla whoop sınıfına girebilen bir drone. Daha önceden kanalda 1S pille çalışan Yixin UK65 modeli incelemiştim. Şimdi bu model 2S pille uçtuğu için biraz daha farklı gelecek. 2S pilin avantajından, dezavantajından bunlardan bahsetmeye çalışacağım ilerleyen zamanlarda. Şu anda havaların kötü olması sebebiyle birçok kişi whoop'larla kapalı ortamlarda uçmaya çalışıyor vesaire. Kesinlikle bu iş için birebir bu aletler. Onun dışında dışarı ortamlarda hani mükemmel bir uçuş sergilemiyor ama hani hava güzelse vesaire böyle işte uçuş yaparken arkadaşlarınızla eğlenmelik çeşitli şeyler çıkarabilirsiniz. Açıkçası tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış bu tür cihazları uçurmak. Ben çok keyif alıyorum uçurmaktan. Sizlere de bu tür aletleri hani en azından bu 5 inç büyük riglerin yanında bu tür şeyleri de tutmanızı öneriyorum. İsterseniz Beta FPV Beta 65X 2S Whoop drone'un genel bilgilerinden bahsedeyim size. Evet, Beta FPV 65X Micro S Fuad'ın kutusu böyle. Yani kutuyla ilgili çok bahsetmek gereken bir şey yok. Şuraya baktığımızda sadece DSMX alıcı versiyonuyla geldiğini görüyoruz. Yani bu benim elimdeki quad o şekilde alınmış. Kutu içeriği diye bir şeyden pek bahsedemeyeceğiz. Şöyle bakacaksınız. Baktığınız zaman şurada bir sünger var zaten. Bunu dilerseniz çıkarıp başka bir kutuda da kullanabilirsiniz. İçinde kanopiler var. Bir pakette şurada quad blade dediğimiz dörtlü yedek pervane seti var. Bunun dışında herhangi bir şey yok ama dediğim gibi içinden çıkacak olan şeyleri siz Beta FPV'nin sitesine giderek kendinize istediğinize göre seçebiliyorsunuz. Quad'ın kendisine gelecek olursak quad'ımızın boyu şu şekilde. Bakın gördüğünüz gibi minnacık fıstık gibi. Motordan motora 65 mm boyutta. Şöyle biraz yakınlaşalım hatta daha şey görelim. Motordan motora dediğim gibi 65 mm tam X formunda. Kenarlarında da pervane korumaları olan ama 2S olan ayı gibi güçlü yerin deyim yerindeyse olan bir mikro quad. Dediğim gibi motordan motora 65 mm yani tiny whoop sınıfında ama fırçasız motorlardan oluşuyor. Fırçasız motorlarsa 17500 kW. Şöyle kamerada görebilecek misiniz bilmiyorum ama şurayı çevirdiğim zaman belki şurada okuyabiliyorsunuzdur. Beta FPV'nin 17500 kW'lik motorları. 17500 kW çok yüksek bir değer. Daha önce kanalda incelemesini yaptığım UK65 modeline baktığımız zaman onda 19000 kW'lik motorlar vardı. Evet bundan daha yüksek bir kW'ye sahip ama ona yalnızca 1S batarya takıyorduk. Aralarında çok minik bir fark var. 17500 kW'lik motorlar var ve 2S pil takıyorsunuz. Yani UK65'e taktığımızın 2 katı daha yüksek gerilim veriyoruz. Böylece burada gördüğümüz motorlar çok yüksek. Yüksek devirlere ulaşabiliyor. Bu da quad'ımızı oldukça hızlı bir quad yapıyor. Yani mikro olduğuna bakmayın gerçekten çok hızlı bir model. Bundan dolayı çoğu kişinin evde çok rahat zapt edebileceğini düşünmüyorum. Bunu zapt etmek için de kumandanızda belirli ayarları düşürebilirsiniz. Throttle yani gaz kanalını biraz daha düşürebilirsiniz. Böylece motorlar son hani devirde dönmeyecektir. Evde kullanım biraz daha basit hale getirilebilir dilerseniz. İçinde bir tane 4x1 ESC bulunuyor. ESC her bir kanala sürekli olarak 6 amperlik akım gönderebiliyor. Bunun dışında burst değeri 10 amper. BLHeli S yazılımıyla gelen ESC yani büyük quadlarımızda tanıdığımız sistemin aslında neredeyse hiçbir farkı yok. İçindeki uçuş kontrolcüsü F4 işlemciye sahip ve kendi içinde direkt OSD'si var. OSD sayesinde de birçok bilgiyi gözlük ekranımızda rahat rahat görebiliyoruz. İçindeki video verici 25 ile 200 mW arasında çıkış gücü ayarlanabilen bir video verici. Açıkçası 200 mW olması gayet güzel çünkü hani mikro da olsa uzak mesafede, uzak mesafeden kastım yani hani böyle 100-150 metre değil de biraz daha uzaklara göndermek istediğiniz zaman ya da ne bileyim böyle kapalı ortamlarda uçarken duvarlardan vesaire engellerden video görüntünüzün daha rahat ulaşmasını istediğiniz yerlerde 200 mW'a alıp kullanabilirsiniz. Açıkçası böyle bir güç çıkışı seçeneği koymaları hoş olmuş. Şurada bir tane kanopi görüyorsunuz. Video kameramız yani FPV kameramız buraya sabit. Şöyle baktığınız zaman kamera birazcık aslında yukarı bakıyor. Kameranın lensi de geniş açı olduğu için aslında bu size çok yüksek bir hızla ulaşmanızı sağlıyor diyebilirim. Tek bir dezavantaj var bu durumun. Açı hani biraz yüksekte sabitlenmiş. Ben olsaydım hani bu kadar yüksek sabit yapmak yerine ayarlanabilir bir sistem yapardım. Ya da açıyı sabit olacaksa biraz daha düşürülmesi yani düşürülecek şekilde bir tasarım yapardı. Bu arada bu versiyon dediğim gibi DSMX alıcı uçuş kontrolcünün içine gömülü şekilde geliyor. Fakat DSM protokolüyle çalışan herhangi bir kumanda olmadığı için bende içinde bir tane FreeSky'in RXSR mikro alıcısı var.
Alıcı mikro dedim ama boyu mikro sadece. Onun dışında full size, yani full telemetri ve full menzil alabiliyorsunuz. Şurada zaten iki tane anteni görüyorsunuzdur. Normalde antenlerinizi bu şekilde konumlandırmazsınız ama bununla tabii ben uzak mesafe vesaire uçuş yapmayacağım için bir sıkıntı olmayacak böyle yerleştirmem. Yani şu şekilde diversity antenler bu şekilde normalde montelenmez. Birbirine 90 derece açıyla böyle montelenir. Ama burada dediğim gibi hani menzille ilgili herhangi bir amacımız olmadığı için bu şekilde montelenmiş olmasında herhangi bir sıkıntı yok. Alta baktığımız zaman iki tane konnektör görüyoruz. Buna 2S1 pil bağlamıyorsunuz. İki tane 1S pil takıyorsunuz. İki 1S pil şurada gördüğünüz seri bir konnektör yardımıyla quad'ınıza güç gönderiyor. Şöyle bakın, tek bir tanesini taktığım zaman quad'a güç gitmiyor. Yani şöyle bir dezavantaj olarak düşünebiliriz. Bazı modellerde hem 2S hem 1S çalıştırabilme seçenekleriniz var. Yani beta'dan bahsetmiyorum. Başka markaların başka modellerinde. Bu modelde öyle bir seçeneğiniz maalesef yok. Şöyle takayım ben hemen. Ancak ikinci pili taktıktan sonra ses çok düşük, belki tam duyamadınız ama ikinci pili taktıktan sonra quad'ınıza güç gidiyor. Tabii hani 2S olması dediğim gibi çok daha hızlı ve güçlü olmasını sağlıyor vesaire. İkinci pili taktığınız zaman biraz daha ağırlaşıyor 1S takılan bir quad'a göre. Ama bu performans açısından çok büyük bir etki yaratmadı benim gözümde. Hatta yani 1S quad'lara göre çok daha performanslı bir quad olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Quad'la ilgili genel şeyler bu kadardı. Ben uçuş, ya genel özellikler bunlardı. Uçuş süresi bağında eğer sorarsanız bu dörtlü pervaneleri taktığınız zaman çok çok uzun bir uçuş süresi alamıyorsunuz. Ben kendi kullanımımla 2-2,5 dakikalık bir sağlıklı uçuş süresi aldım. Yavaş uçarsanız bunu arttırabilirsiniz. Agresif uçarsanız bunu azaltabilirsiniz. Hani fazla böyle punch yapıp vesaire, roll, takla falan atarsanız. Dediğim gibi hani quad'la ilgili genel özellikler ve şeyler bunlar. Uçuş videosunu izledikten sonra size quad'la ilgili son final düşüncelerimi aktarmak isterim. Beta 65X'in inceleme videosu bu şekildeydi. Genel özellikleri bunlardı. Uzun süre uçurmadım açıkçası Whoop dronlar. Ben hani hatta senelerdir drone uçurmama rağmen bu tür mikro cihazlarla hiçbir şekilde ilgilenmemiştim. Ama son zamanlarda popülaritesi vesaire çok arttı. Teknoloji daha çok gelişti. Motorların boyutu küçüldü. İşte ESC'lerdir, uçuş kartlarıdır falan filan. Gayet bizim diğer büyük cihazlar gibi uçabilmelerini sağlıyor değil mi? Tabii ki aynı değil ama bir şekilde benzer uçurabiliyorsunuz. Bu da keyif veriyor. Mikro dronları kesinlikle ama kesinlikle düzgün böyle yaratıcı pistler kurduğunuz zaman uçurması çok keyifli. Bunun dışında arkadaşlarınızla, işte eşinizle, dostunuzla uçarken de büyük keyif alıyorsunuz. Ben açıkçası çok keyif alıyorum. Yeni başlayan kişilerin masrafını azaltmak adına açıkçası çok güzel seçenekler. Çünkü bizim büyük cihazlar biliyorsunuz şey yaptığımız zaman, kaza yaptığımız zaman bir ton masraf çıkarabiliyor. Çünkü cihazlar büyük ve ağır bunlara göre. O yüzden kaza sonucunda illaki bir şeyler kırılıyor ve bozuluyor. Ama mikrolarda böyle bir durumun olması 5 inçlere göre biraz daha zor olduğu için daha az masraf çıkaracaktır.
Kaldı ki Beta FPV biraz pahalı bir model. O yüzden hani oradaki şeyi size bırakıyorum. Seçeneği size bırakıyorum. Yani sonuçta işinin modelleri buna göre biraz daha uygun. Ama bu cihaz da kesinlikle çok kaliteli ve güzel bir cihaz. Beta 65X ile ilgili düşüncelerim şunlar. 2S olması kesinlikle bir artı. Ama 1S ile 2S'i yan yana uçurduğunuz zaman aynı boyutta olsalar bile... yan yana uçurduğunuz zaman kapalı ve dar alanlarda çok çok büyük bir fark kesinlikle hissetmiyorsunuz. Önceden 2S uçurana kadar, yani bu kadar çok uçurana kadar kapalı alanda biraz fazla hızlı olduklarını düşünüyordum. Halen daha biraz fazla hızlı olduklarını düşünüyorum. Hani bunu kompanse etmek için kumandanızın gaz ayarlarıyla oynayabilirsiniz diye bahsetmiştim daha önceki videolarda. İşte biraz kör verebilirsiniz veya gaz çıkışını limitleyebilirsiniz. Bu sayede 2S'in hani tam gücünü kullanmayıp daha yavaş dönmesini sağlayabilirsiniz motorların. Bu da tabii cihazın biraz daha yavaş gitmesini sağlar. Ama ben kesinlikle Beta 65'te bunun gerekli olduğunu düşünmüyorum. Şöyle bir şey var yalnız, ben hani şöyle diyelim, şimdi bu Tiny'leri yeni başlayan kişiler de satın alıyor ki almalarını tavsiye ediyorum zaten. Ama sıfırdan ilk kez uçmaya çalışacak bir kişi 2S bir cihazı ev içinde kapalı ortamda zapt edemeyebilir. Bunu söyleyeyim. Ben hani biraz daha tecrübeli bir pilot olduğum için açıkçası kapalı alanda bunu uçurmaktan çok keyif aldım. Hani hızlı bir şekilde rahat rahat uçurabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi hani sıfırdan başlıyorsanız 2S yerine 1S bir cihaz tercih edebilirsiniz veya daha önce bahsettiğim gibi gaz limitlemesi falan kullanabilirsiniz. 2S olmasının en büyük avantajı kesinlikle ama kesinlikle hızlı bir şekilde gerilim düşümü yaşamamanız. 1S cihazlarda biliyorsunuz bizim hücrelerimiz işte 4.20 veya 4.35 volta kadar şarj oluyor. LiPo veya LiHev pillerden bahsediyorum. 1S cihazları uçurduğunuz zaman... Böyle kısa bir süre sonra gerilim çok fazla düşmeye başlıyor. Gerilim düşmesi de sizin cihazınızı da hani bizim aramızda kendi aramızda çökme dediğimiz şeye maruz kalmasına sebep oluyor. Çökme nedir? Hani böyle hızlı bir şekilde mesela bir yerden düşüyorsunuzdur, iniyorsunuzdur, split test gibi şeyler yapmaya çalışıyorsunuzdur. Veya hani hızlıca dönmeye çalışıyorsunuzdur. Burada gazı verdiğinizde motorların çektiği akıma pilin yetmemesi sebebiyle geriliminin düşmesi ve düştüğü zaman da tabii cihazın güçten düşmesi oluyor. 2S pil kullandığımız için, bu arada bunda iki tane hani biraz gerçi videoda anlattım ama 2S pil kullandığınız için bu gerilim düşümü sizi çok fazla etkilemiyor çünkü çok fazla gerilim düşümü yaşamıyorsunuz. Videoda gördüğünüz gibi split test vesaire denemelerinden çok rahat bir şekilde çıkartabiliyorum bu cihazı. Bu arada herhangi bir throttle curve yok şu anda bunda. Tamamen stok nasıl geldiyse o şekilde uçurdum. Sadece rate'leri ayarladım kendime göre. Ne diyordum? 2S olmasının avantajı bu. Pilde çökme yaşamıyorsunuz. Benim tercihim 2S whoop olacaktır. Çökmeyi çabuk yaşamadığınız için de diğer cihazlara göre yarım dakika, bir dakika yani kullanım tarzınıza göre de değişebilir. Bu süreyi de uzatabilirsiniz. Biraz daha fazla uçuş süresi alıyorsunuz ki bu kesinlikle böyle eğlence aletleri için geçerli, gerekli bir şey bana kalırsa. Yüksek hız konusunda şöyle bir şey söyleyebilirim. Yeni başlayan, çok tecrübeli olmayan pilotlarda biraz sıkıntı yaratabilir özellikle kapalı ortamlarda. Fakat biraz geliştirdikçe kendimizi 2S'e alıştıkça bir sıkıntı yaşamayacağınızı düşünüyorum. Açık ortamlarda ise 2S'i 1S'e göre uçurmak biraz daha keyifli olacaktır sizin için. Kötü havalarda uçurmadığım için bununla ilgili tam bir yorum yapamayacağım. Sadece varsayımda bulunuyorum. Çünkü 1S olan 65'lik ile 2S olan 65'lik arasında bu pil çökmelerinde fark olduğu için biraz rüzgarlı bir hava da olsa bunu rahat rahat uçurabileceğinizi düşünüyorum. 1S olmasının diğer bir dezavantajı da bu boyutta olan bir cihaz. Hani diğer 1S'ler de bu boyutta 65 mm'den bahsediyorum. Bu alet onlara göre biraz daha ağır kaçıyor. Çünkü üzerine bir tane daha pil ekliyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki yani şu kadar ufak bir pilin ağırlığı ne ki? Hani ne kadar etkileyebilir? Yani bu aletin de boyutu bu kadar, bunun ağırlığı ne ki diyebilirim size. O yüzden böyle bir pili taktığınız zaman özellikle hiç ayar vermediğinizde, ayar yapmadığınızda ilk kalkışta biraz... Böyle ağırlığını hissediyorsunuz diyeyim. Yani uçururken kesinlikle ama kesinlikle şu ekstra pilin ağırlığını hissediyorsunuz. Özellikle ilk hover'da tutmaya çalıştığınızda. Daha sonra ama cihaza alıştıkça ve hızlı uçurduğunuz zaman bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Yani ben en azından yaşamadım. Kaldı ki o ağırlık biraz daha momentumunu yükselttiği için dönüşlerde vesaire benim daha çok hoşuma gitti. Çünkü biliyorsunuz bu cihazların en büyük problemi ağırlığın çok az olması. Siz böyle giderken gazı azalttığınız anda yavaşlaması. Bizim 5 inçler gibi bir sürüklenme... durumu pek fazla yaşanmıyor. Ekstra pilin hani bu ağırlığı katması ama bu ağırlığı kompanse edecek şekilde de hani 2S gerilim veriyor olmanız yani 4.8 volt 4.7 volt 2S gerilim veriyor olmanız yani 8.7 volt gibi bir gerilim veriyor olmanız ne diyecektim unuttum vallahi billahi.
Bu ağırlıktan bahsediyorum. İkinci pili taktığınızda oluşan ağırlık, ağırlığı kompanse edebiliyorsunuz. Çünkü 2S'lik yani 8.4 veya 8.7 voltluk bir gerilim veriyorsunuz. Bu da cihazın rahat uçmasını sağlıyor. 2S pil kullandığınız için daha geç çöküyor piller. Bu sayede biraz daha uzun bir uçuş süresi elde ediyorsunuz. Aynı zamanda da hani 1S pille mesela atıyorum 1-1.5 dakika uçtunuz. Ondan sonra cihaz artık böyle şey yapmaya başlıyor. Dönüşlerde falan tam tutunamamaya başlıyor. Hani irtifası azalıyor. Bunda onu kesinlikle yaşamadım. Ayrıca da taklalardan çok daha rahat bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Yani rahat bir şekilde taklarınızı tamamlayabiliyorsunuz. Beta FPV, Beta 65X ile ilgili bütün yorumlarım olumlu. Bir şey hariç o da fiyat. Maalesef fiyatı diğer fırçasız VUP'lara göre çok fazla. En azından yani yeni başlayan kişilerin bunu direkt tercih etmeyeceğini düşünüyorum. Tabii ki imkanınız el veriyorsa tercih edebilirsiniz. Kesinlikle pişman olacağınızı düşünmüyorum. Ama daha uygun fiyatlı olan 1S modellere de yönelebilirsiniz. Belki geliştirdikçe kendinizi böyle 2S bir cihaza ihtiyaç duydukça bu tür şeylere yönelebilirsiniz diye düşünüyorum. Beta 65X ile ilgili düşüncelerim ve incelemem bunlardır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım bir şeyler öğrenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.